Merhaba posta yubaşı. Merhaba Ferhat dayı. Bir de mektup var. Mektup mu? Evet. Allah Allah. İyi günler Ferhat dayı. Sana da. Postacı geldi, bir de mektup getirdi. Mektup mu? Nereden ola ki? Bir kız mektebi müdiresinden. Muhterem beyefendi. Okulumuzu bitirmekte bulunan Handan adında bir talebeme yardım etmek gayesiyle sizi bu mektubumla rahatsız ettim. Bu çocuk kısa aralarla ana ve babasını kaybetti. Yaptığım soruşturma neticesi Handan'ın hayatta kalan tek akrabasının siz olduğunuzu öğrendim. Tuhaf şey. Neymiş? Kimsesiz kalan bir genç kızı yanıma almamı teklif ediyorlar. Kimmiş acaba? Nalan'ın kız kardeşinin çocuğu. Ya, demek senden başka hiçbir akrabası kalmamış yavrucağım. Benim akrabalarımdan ne olur Ferhat? Öyle deme bey. Rahmetli Nalan Hanım'ın yeğeni değil mi bu çocuk? Evet, öyle. Öyleyse onu hemen himayene alacaksın değil mi? Bilmiyorum. Düşüneceğim. Nalan, sevgili. Bugüne kadar buraya senden ve aziz hatırandan başka hiçbir insan girmedi. Bu evin her köşesinde senden bir iz var. Bir yabancının gelip bu izleri silmesine razı olur musun sevgili? Bey, düşündün mü? O yetim kızı yanımıza alacak mıyız dersin? Hayır Ferhat, ona yardım ederiz. Yardıma değil, şefkate ihtiyacı vardır yavrucağın. Benim de huzura ihtiyacım var. Bu evde hatıralarımla baş başa yaşıyorum. Tanımadığım bir kızı başıma dert alamam. Dert olur mu? Yadigar sayılır o bize. Bağrımıza basarsak ölmüşlerin... Yani Nalan Hanım'ın da ruhu şad olur. Ölen yok Ferhat! Ölen yok! İçimde yaşıyor o benim. Bunu sen anlarsın ama... eve alacağımız yabancı bir kız asla anlayamaz. Daha ne kadar bekleyeceğim? Ne zaman yanımda olacağım sen? Ne zaman? Her zaman beraber sevgili. Sen yaşayacaksın. Varlığınla aşkımızı sürdürüp yaşayacaksın. O güzel günleri, o büyük aşkı... ömrümüzün doyulmamış o mutlu ilkbaharını hatırlarken. Hatırlamaz olur muyum? Seni kaybettiğim gün, zaman ve saatler durmuştu sanki. Ben hala o mutlu günlerin ılık gölgesindeyim. Sanki daha dün gibi. Dün.
çok seviyorum. Her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir gün kaparsak gözlerimizi, son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi, son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi. Kara kader bir gün çok görürse sevgimizi, Allah ayırmayacak ahirette ikimizi. Allah ayırmayacak ahirette ikimizi. Buluşturacak bizi, son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi. Beğendin mi senin için yazdığım şarkıyı? Çok. Ama sözlerin niçin bu kadar hüzünlü? Aşk korkaktır sevgilim. Seven insan daima sevdiğini kaybetmek korkusuyla huzursuzdur. Ayrılmak kuşkusu seven kalplerin gönül yarasıdır. Hiç dinmez. Ama biz hiç ayrılmayacağız sevgilim. Hiç ayrılmayacağız Nalan. Bir gün böyle bir şey olursa senin şarkında olduğu gibi olsun isterim. Son nefesimi, son hıçkırığımı senin kollarında vereyim. Ve bu son hıçkırık bizi ahirette buluştursun. Ayırmasın hiç. Güzel dudaklarına yakışmıyor bu sözler. Hele böyle bir günümüzde. Ooo! Maşallah! Akşama düğün var diye aşağıda bizim anamız ağlasın. Haspalar burada oynaşta. Ya ne yapalım Ferhan? Ayak altında dolaşmayın. Hadi bakalım dışarı, yalla! Hadi! Kışt kışt! Hadi! Hadi dışarı, hadi! Hadi bakalım! Hadi! Bahçenin bu köşesini öyle seviyorum ki Kenan. Ben de. Beni sevdiğini ilk defa burada söylemiştin. Gözlerin ümit vermişti bana. Şimdi de söz vermeni istiyorum senden. Niçin? Şarkın bir korku yarattı içimde. Eğer günün birinde ecel ikimizden birini alırsa, geride kalanımız ölünceye kadar burada beklesin sevdiğini. Bilsin ki sevdiğinin ruhu da yalnız bırakmayacaktır onu. Asla bırakmayacaktır. Söz mü Kenan? Beni bekler misin? Ömrün oldukça buluşur muyuz burada? Söz. Hatta yemin. Ama ne lüzum var bu sözlere şimdi? Bilmiyorum. Senin dediğin gibi sanki sevenlerin korkusu düştü içime. Canım sevgili.
Ferhat? Hayrola Ferhat? Nedir bu telaş? Elbette. Böyle bir günde başka türlü olur mu yani? Nalan nerede acaba? Odasında olmalı. Ben de onu bekliyorum. Hazırsa hemen gelsin. Peki, hay Allah. Ne oluyor kuzum? Düğün oluyor işte. Ya düğün tabii. Hay Allah. Nalan. Hayrola Ferhat dayı? İlhami geldi. Bahçede fitil gibi sarhoş. Bir rezalet çıkarmasından korkuyorum. Mutlaka seni istiyor. Peki, ben konuşurum onunla. Sevgilim nereye? Seni bekliyoruz. Bir iki dakika daha beklemeni rica etsem. Ömür boyu beklerim seni istersen ama niçin? Sonra anlatırım sana. Bir dakika. Niye öyle bakıyorsun İlhami abi? Günlerdir yoktun ortalıkta. Yoksa başına bir şey mi geldi? Nalan, yıllardır kendimle mücadele ettim. Ama yapamadım. Ne olursa olsun sana söylemeliyim. Neyi? Seni seviyorum Nalan. Seni çok seviyorum. Yıllarca eridim, kahroldum. Ama sustum. Tek sen sevdiğin adamla evlen, mutlu ol diye. Hislerimi içime gömmeye çalıştım. Buradan kaçmaya kalktım. Ama yapamadım. İlhami abi, neler söylüyorsun? Evet Nalan. Seni çok seviyorum. Ve sen bunu anlayamadın. Anlayamazdım. Çünkü bir sevdiğim vardı. Bunu biliyorsun. Bilmek istemiyorum. Hayır, bir başkasını sevmeni, onun olmanı kabul edemiyorum. Bunları söylemeni hiç yakıştıramadım sana. Hele böyle bir günümde. Bak Nalan, bu benim hayatımın meselesi. Benim için bir ölüm kalım meselesi. Seviyorum seni. Ben de seni severim. Hem de sevgilerin en temiziyle. Kardeşinim senin. Hadi, makul ol biraz. Beni tebrik etmeni, saadetime duacı olmanı bekliyorum senden. Hadi, tebrik ederim de. Sen de bir abi gibi yanağımdan öp ve git. Nalan! Nalan! Hadi, evine dön ne olur. Mutluluğuma gölge düşürme. İnşallah sen de mesul olursun. Nalan! Nalan! Neredeydin yavrum, seni bekliyoruz. Biraz bahçeye çıktım sevgilim. Sırası mı şimdi? Ya, haklısın, bunaldım, sıkıldım. Açık hava istedi canım, sevinçten çocuklaştım herhalde. Hem de iyice. Damat bey, kızma hemen. Pekala, üst tarafının nikah memuruna anlatırsın. Nalan hanım, Kenan bey'i zevçliğe kabul ediyor musunuz? Ediyorum efendim. Kenan bey, siz de Nalan Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ediyorum. İmzalayın lütfen. Kanunun şahsıma verdiği selahiyetle sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik eder, saadetler dilerim. Kenan, bir rüya görmediğimi kulağıma fısıldar mısın? Önce dudaklarıma. Nalan!
Lalan, sevgilim. Kenan, götür beni oraya, seviştiğimiz yere. Ayırdı bizi. Nalan, ben de ölürüm seninle. Hayır sevgilim, sen yaşayacaksın. Bu aşk yuvamızda beni bekleyeceksin. Ve ben buraya sana geleceğim. Her gece, bu saatte, bulutlardan eğilip senin temiz alnını öpeceğim. Yıllar geçecek, ağaran saçlarına ellerimi uzatacağım. Nalan! Nalan! Sarıl bana! Sık beni! Ayrılıyoruz. Hayır! Hayır, ayrılmıyoruz! Nalan! Bey, üşüyeceksin. Hasta olacaksın gene. Haklısın Ferhat. Dalmışım. Bey, düşündün mü? Neyi? Şu gelen mektubu, öksüz yeğeni. İçime öyle geliyor ki, Nalan'ın ağlattıklarını Handan güldürecek. Gel alalım şu zavallı kızı. Peki Ferhat. Haklısın. Git getir yavrucağı. Hay yaşa! Bin yaşa sen emek! Peki ne zaman gidiyorum? Hemen! Yarın! Şimdi yakalayacağım, yakalayacağım! Yo, ebe değilim, ben oynamıyorum! Hadi çocuklar, soyun malzeme var! Handan bizim hem iyi bir öğrencimiz, hem de en sevgili kızımızdır. Okulu bitirmek üzere. Gidecek hiçbir yeri olmadığı için sizin beyefendiye o mektubu yazdım. İsabet etmişsiniz efendim. Annesini de kaybedince çok sarsıldı yavrucak, üstelik okumak da istiyor. Eniştesi çok iyi bir insandır efendim, bakar, okutur, merak etmeyin. Kızımız nerede? Çağırttım, gelecek. İyi. Handan! Müdür hanım seni istiyor. Teşekkür ederim. Efendim, ziyade olsun. Afiyet olsun. Girin. Evet yavrum. Bir şey mi oldu beyefendi? Evet. Yani hayır. Yani evet. Hem oldu hem olmadı. Daha doğrusu küçük hanım birisine o kadar çok benziyor ki. Tıpkı o, teyzesi. Teyzesine mi benziyor? Eşi. Tabii. Erkek çocuk dayıya, kız çocuk teyzeye benzer. Gel çocuğum. Enişten rahatsızmış, seni almaya beyefendiyi göndermiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum, ben Ferhat dayıyım.
Eniştenle teyzen elimde büyüdüler benim. Yeni evin seni bekliyor yavrum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geç otur şöyle. Ben de eniştene koşup geldiğini haber vereyim. Bey! Oo Ferhat, döndün demek, getirdin mi? Döndük işte, Handan'ı da getirdim aşağıda. Nasıl bir kız? Bir melek, üstelik de... Neyse, aşağı in de kendin gör. Hoş geldin kızım. Nala. Handan efendim. Galiba çok benziyorum ölen teyzem. Bu ölen sözünü bir daha sarf etme kızım. Benim de hayretimi mazur gör. Hoş geldin. Teşekkür ederim efendim. Beni evinize kabul ettiğiniz için size minnettarım. O ne biçim söz? Burası kendi evin. Teyzenin evi. Acılarım çok derin ve hala çok taze yavrum. Kaybettiğim varlığın yerini doldurmak imkansız. Fakat sen gönlümdeki boşluğa teselli getirmiş oldun. Yürü çocuğum, sana odanı göstereyim. Peki enişte. Enişte değil. Baba. Peki, baba. Söyle bakalım cici kız, yemeklerimi beğendin mi? Yemekleriniz de sizin kadar tatlıydı Ferhat dayı. Bakıyorum, hemen de sevdirmişsin kendini. Darısı başınıza bey. Oh, hele şükür soframız şenlendi. Bu iltifatlara nasıl karşılık bulayım ben? Bize bol bol kendinden bahsederek. Mesela, anlat bakalım. Lise bittiğine göre ne yapmak niyetindesin? İzin verirseniz fakülteye devam etmek istiyorum. İzin senin. Bütün arzularını yerine getirmek benim için hem zevk hem de bir borç kızım. Ne kadar iyisiniz efendim. Ferhat dayı, bir şeye mi sinirlendin? Yok yavrum, yok! Anlatırım, gel! Her gece bu saatte bahçeye çıkıp dolaşmak adetidir onun. Gezmek için mi? Yoo, hayır! Hatıralarıyla yoğrulmak, göklerde dolaşmak için. Bu gece sana teşekkür etmeye geldim sevgilim. Handan'a karşı iyi davranmakla benim de gönlümü yeniden fethettin. O bizim kızımız sayılır Kenan. Çünkü benim kanımı taşıyor. Sana Allah'ın bir emaneti, bir teselli hediyesi olsun bu öksüz kız. Onu sev, onun mesut olmasına yardım et. O zaman ben de mesut olurum sevgilim. Onu mesut edeceğim Nalan. Senin her şeyin gibi bu kimsesiz yavru da bence mukaddestir. Müsterih ol ve ruhumun ilhamlarını benden esirgen. Her zaman seninle beraberim sevgilim. Her zaman.
Baba, hava iyice serinledi. Üşürsünüz diye korktum da perdesinizi getirdim. Çok teşekkür ederim kızım. Neler var? Hiç, önemi yok, önemi yok kızım. Bazen olur böyle. Bir doktora gösterseniz. Gört, gört. Arada gelip ilaç veriyor. Üzülme yavrum. Mühim değil. Şey, affedersiniz. Doktor Bülent Bey. Evet. Sizi bekliyorduk, buyurun. Buyurun. Geçmiş olsun Kenan Bey. Teşekkür ederim doktor. Otur. Kızımla tanıştınız mı doktor? Kızınız mı? Nalan'ın, yani karımın yadigarı. Yeğenim. Gerçekten çok benziyorlar. Küçük hanım çok zarif, çok güzel ama siz pek iyi değilsiniz galiba. Yoo, heyecandan. Yıllardan sonra bir evlada kavuşmak beni çok hislendirdi. Buna sözüm yok. Ama kendinize daha iyi bakmanız ve ilaçları hiç ihmal etmemeniz lazım. Kenan Bey, yani babanız bazı yasaklara ve ilaçlara hiç dikkat etmiyorlar. Merak etmeyin. Bundan sonra bu işlerden ben sorumluyum. Handan liseyi bitirdi. Tıbbiyeye devam edeceğinden kendini şimdiden doktor sanıyor. Ya, öyle mi? Meslektaş oluyoruz demek. Kısmet. Handan Hanım! Eve mi gidiyorsunuz? Eve gidiyordum, evet. Ben götüreyim sizi. Zahmet oldu, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Girip bir çay içmez miydiniz? Çok isterdim ama bekleyen bir hastam var. Başka zaman. Peki, iyi günler. Güle güle size de. Doktor bey, gel içeri, gel! Başka zaman Ferhat dayı, bekleyen bir hastam var. İyi, güle güle! Ferhat dayı. Oo, pek kolay değil, toz alıyorum. Bir sürü kitap, nota, ıvır zıvır, Nuh Nebi'den kalma şeyler. Eskiciye satsan 10 para vermez. Ama beye sorsan hepsi mukaddes. Ara sıra böyle temizlerim işte. Babam bugün pek durgun. Rahatsız mı acaba? Yo, değil. Bugün evlenmelerinin yıl dönümü. Hicranları, acıları büsbütün depreşir. Eski günlere dalar gider. Hiç yanına varılmaz bugünlerde. Bak! Bu da teyzen için bestelemiş olduğu şarkı. Şarkı mı bestelerdi? Beraber çalar söylerlerdi. Ne güzel günlerdi onlar. Rüya oldu hepsi. Neyse, bırak şimdi bunları. Ben de size yardım edeyim. Ferhat dayı, söyler misiniz bana, bu karşıki köşk nedir kuzum? Öyle bir köşk işte. Hayır, öyle bir köşk değil. Bu evde önem verilen, daha doğrusu lafından bile kaçınılan bir yer orası. Ya sen de lafını etme öyleyse. Ama meraktan öleceğim. Geleli 4 ay oldu, babama sordum, sustu. Sana sordum, başını önüne eğdin. Kimindir orası? Niçin boş? Niçin pancurları hep kapalı ve en önemlisi, neden bizim evde bu eski köşkün sözünü bile etmek yasak? Yasak işte! Bu köşke bakan pencereleri bile açmaktan çekiniyorsun. Sanki bir uğursuzluk varmış gibi. Boş ver, kurcalama kafanı! Ne olur, ne olur söyleyin! Saklamayın benden! Boşuna yorma çeneni, ağzımdan laf alamazsın! Eyvah!
Hindiyi ocakta unuttum aşağıda. Yandı vallahi hindi. Kavruldu hindi. Yandı. Çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Çok görürse sevgimizi Allah ayırmayacak ahirette ikimizi. Allah ayırmayacak ahirette ikimizi. Göklerde buluşturacak bizi. Son hıçkırık gök... Yeter! Kes! Bu şarkıyı çalmana kim izin verdi? Hiç kimse. Bu evde bu şarkı çalınamaz. Hele böyle bir günde asla. Bu şarkı benim bağrımda gömülüdür. Özür dilerim. Bilemedim. Düşünemedim. Tam tersine sizi memnun edeceğimi sanmıştım. Bir daha hiç çalmam. Hatta bu piyanoya da bir daha el sürmem. Affedin. Andan. Sen de beni anla ve mazur gör kızım. O köşke bakmak yasaktır bu evde. Sebebini sorma, eski, hazin bir hikayedir bu. Allah'ın merakımı yenemiyorum. Bu köşkü saran esrar nedir? Buraya bakmak bile niçin yasak? Thank you.
emriniz mi var? Şey, affedersiniz. Bu evi boş biliyordum da. Yağmur da birden bastırdı. Islanmamak için buraya sığındım. İçinde de çok merak ediyordum evi. Peki ama siz ne arıyorsunuz burada? Ben bu evin sahibiyim. Korkuttum mu sizi? Hayır, şaşırttınız. Hele bu resim. Resim mi? Ama sizin resminiz bu. Hayır, teyzem. Senelerce evvel ölmüş. Resmini burada görünce şaşırdım. Beni şaşırtan da benzerliğiniz oldu. Aranızdaki tek fark resimdeki gül. Bir de sakladığı sır. Neden? Niçin bu evde? Belki de bir akrabalık. Bilmiyorum. Babam hiç bahsetmedi bana. Babanız mı? Evet. Hatırladığım kadarıyla kırık bir adamdı. Hüzün doluydu. Belki de vatan hasretiydi içindeki kırıklık. Yabancı bir ülkedeydik çünkü. Hoş geldiniz vatanınıza o halde. Evinize de. Teşekkür ederim. Adım Ferit. Benim de Handan. Komşuyuz sizden. Memnun oldum. Komşum ve resmimle yabancılık çekmeyeceğim vatanımda. Alışırsınız. Vaktim olmayacak pek. Yakında kıtamı iltihak edeceğim. Uzak mı? Çok uzak. İyi yolculuklar dilerim şimdiden. Henüz erken. Komşu olduğumuza göre belki tekrar karşılaşabiliriz. Belki. Şimdilik müsaadenizle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Neredesin be yavrum? Öldüm seni aramaktan. Geldim işte. Ben de istasyona koştum. Islanmayasın diye. Ben de yağmurdan kaçtım. Sağanak basınca nereye sığındım biliyor musun? Nereye? O köşke. Hangi köşke? Hani o yasak olan yere. Bak şimdi kızıcığım. Ha dinle ama sonunu dinle. Dinlemem. O köşke ait bir kelime bile dinlemem. Ha. Baban içeride meraktan çatlıyor, hem doktor geldi, o da seni bekliyor. Hadi girelim. Merhaba babacığım. Günaydın doktor, hoş geldiniz, nasılsınız? Merci. Doktor da, ben de çok iyiyiz. Ve sana bir havadisimiz var. Neymiş o? Sen kendin anlatsan daha iyi olacak. Doktor bana bir şeyden bahsetti. Sana da anlatsın. Merak ettim, önemli bir şey mi? Çok önemli. İkimiz için de çok önemli bir konu. Özür dilerim, anlayamıyorum. Kısaca anlatmama müsaade edin. Babanıza sizinle evlenmek arzusunda olduğumu söyledim. Bilmem siz ne dersiniz? Bu iyi niyetiniz için size teşekkür etmem lazım. Ama babam çok yalnız. Şimdi tam beni buldu, bana alıştığı bir anda... Onu yalnız bırakmak istemem. Onun için emin olun, evlenmeyi henüz hiç düşünmüyorum. Öyle mi? Peki. Bir gün düşünürseniz... Düşünürsem... Sizin bu nazik teklifinizi hatırlamaya çalışacağıma emin olun. Teşekkür ederim. Cesaretimi mazur görün. Sizden biraz konuşmak istiyorum. Gecenin bu saatinde mi? Ne olur, lütfen. Peki, gelin öyleyse. Buyurun.
Bizim evdeki resimle aranızdaki benzerlik öylesine etkiledi ki beni. Evet. Şöyle oturun lütfen. Sadece elinizde bir gül eksikti. Size onu getirdim. Lütfen. Teşekkür ederim. Beni kınamayın, olmaz mı? Yalnız 5 günüm var. Sonra çok uzaklara gideceğim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Neyi? Sizi tekrar görmek istediğimi. Yarın gene gelebilir miyim buraya? İmkansız. Babam hoşlanmayabilir bundan. Bu halde sizi başka bir yerde görmeme razı olsun. Buna önce benim razı olmam lazım. Peki, sizden rica etsem? Yalvarsam? Ama niçin? Sebep? Söylesem, bunu da vakitsiz bulursunuz. Bir anda ve kolayca anlatılabilecek bir şey değil bu. Ne olursunuz evet deyin. Yarın bekleyeyim sizi. Hı? Gelmeseydiniz çok üzülecektim. Gelmeseydim ben de çok üzülecektim. Hatırınız için yalan söyledim babama. Hayatınızda ilk defa mı? 5 aydan beri ilk defa. Çünkü ancak 5 ay evvel gördüm onu. Babanızı? Hayır, eniştemi. Aslında annemin eniştesidir ama çok az zamanda öz babam kadar sevdim. Bağlandım ona. Kalbinizi kazanmak yolunda ben de onun kadar başarılı olmak isterdim. Yazık ki benim ancak 5 günüm var. 5 gün... 120 saat eder. Az bir zaman sayılmaz. Bu size efendim. Bana mı? Kimden? Yakışıklı bir delikanlıdan. Teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Sizi? Uzaklara gitmek, yurt hizmetinde gezilere, maceralara atılmak çok cazibeli geliyordu bana. Ama sizi göreli iş değişti. Elimde olsa hiçbir yere gitmem artık. Gene gelirsin. Geleceğim ve doğru pencerenizin altına koşup size bir çiçek atacağım. Ben de bekleyeceğim. Emin olun. Aniye falcı, fal bakar bakla döker falcı. Sabah şerifler ayrı olsun güzel yavuklar. Koy şuraya bir paracık da niyetçi ağzını bir vereyim. Ha? Ama bir niyetim filan yok ki benim. Öyle öyle, bak bu delikanlıca sana vurgundur ha, bilesin. Sen bunu attın işte. Attı ama tutturdu. Al bakalım, fala falan acet kalmadı artık. Allah keseci ağzınıza berekat versin. Aniye falcı, fal bakar bakma döke. Sizden rica etsem, ben yola çıkıncaya kadar her gün buluşsak... ...bunu benden esirgemezsiniz değil mi? Esirgemek değil ama babam... Gene bir şeyler uydurun, ne olur. Hadi peki diyeyim. Peki. Ne güzel bir gün değil mi? Evet. Ama sayılı günler. Bu 3. buluşmamız ve 3 gün daha gitti. Öyle anlar vardır ki insan zamanı durdurmak ister. Ben şimdi o durumdayım işte. Ben de. Yoruldun mu? Yorulmadım. Ama çok acıktım. Bak şurada bir 40 kahvesi var. Kapalı ama şansımızı bir deneyelim. Buyurunuz, buyurunuz diyeceğim, kapalıyız. Ne zaman ki istiren ya, bu zamanlarda bizim dükkan açık değildi. Olsun, biz çok acıktık. Bir lokma bir şeye razıyız. Acıktınız be, yanıma içeride hiçbir şey bulamayacaksınız yemek için. Peynir ekmek de mi? Peynir ekmek! Mişiratera pediamu! Madem ki siz böyle söylüyorsunuz, çok açsınız, ben sizde bir şey hazırlayacağım 5 dakikada şimdi, olmaz.
değil. Değil mi ya? Kendi yemeğimde vereceğim. Başka ne yapabilirim? Buyurunuz siz 5 dakika oturunuz şurada. Tam ne hata, gençlik, gençlik de buyurmuş dedi ya bu, galeyorik, afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Önce şu tavuğu kardeş payı yapalım seninle. Elimden iğrenmezsin ya. Elinden zehir yesem şifa verir bana. Lades kemiği! Var mısın ladesi? Tabii. Ladesim ladesi olsun mu? Olsun. Vermezsen ahirette 10 parmağım yakanda olsun mu? Olsun. Peki ama nesine tutuşuyoruz kuzu? Bilmem. Buldum. Kalbini vermecesine. O halde ben şimdiden kaybettim sevgilim. Ben de. Bilmiş gibi ayrılık şarkısı çalıyor bizim. Dans edelim mi? Burada mı? Niye olmasın? Taş olsa bile gelirdi dile. Yetmez mi artık çektiğin çile? İsim ver, bu akşam babanla konuşup onun rızasını alayım. Parmağımda bir nişan halkan olsun taşıyayım giderken. Bilmem ki. Babam sizin evin lafını bile yasaklamıştır bize. Sanırım ailelerimiz arasında büyük bir kırgınlık var. Bizim aramızda da büyük bir aşk var andan. Babacığım! Sizden bir şey konuşabilir miyim? Tabii. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben de kaç gündür bunu bekliyordum. Neyi? Günlerdir eve geç gelmelerinin sebebini. Baba! Ben bir gençle tanıştım da. Sonra da yakın arkadaş olduk. İşte, o sizden bir mesele hakkında konuşmak istiyor. Nasıl bir mesele? Bilmem. Kendisine sorun. Peki öyleyse. Bir akşam yemeğe çağırırız. Bu gece olmaz mı? Bu acele mi ben? Yarın gidiyor da. Hem de çok uzaklara. Pekala. Bu gece gelsin öyleyse. Oh, canım babacığım. Berhat dayı! Dur kız! Beynim döndü, ne oluyorsun böyle? Ne olacak? Göklerde uçuyorum, aşığım Ferhat dayı! Yok deme! Vallahi! Hadi mutfağa koş, bu gece yemeğe geliyor! Kim? Kim olacak? O! Ferit! Beni istemeye geliyor babamdan, hadi hadi! Ne diyorsun dur, bir hindi! ...30 senedir buraya ilk defa bir misafir geliyor. Ferhat, iyi yemeğin var mı bari? Hem ne yemek! Vallahi senin delikanlı benim hindi dolmasını bir görürse... ...seni bırakıp babandan hindi isteyecek. Sen dur, ben açarım. Hoş geldin sevgilim. Nasıl, istediğin gibi olmuş mu? Dur bakayım. Ah, harikuladesin sevgilim. Peder bey de beğenecek mi dersin? Beğenecek de söz mü? Hadi gel canım. Baba! İşte misafirimiz! Sen benim evimde ne arıyorsun? Katil! Baba! Çık diyorum evimden!
katil! Yanılıyorsunuz. Birine benzettiniz galiba. Baba, komşu köşkün oğlu o. Evet, katilin oğlu. Ta kendisi. Defol buradan. Çık diyorum evimden, çık! Baba, kendinize gelin. Sus! Sen hiç konuşma! Bakın, delikanlı, görüyorsun. Bir felakete sebep olacaksın. Elini ayağını öpeyim yavrum. Git buradan, ne olursun, hadi. Allah'ım! Bey! Bey! Handan? Ferhat dayı! Ağlama yavrum, ağlama bir tanem. Babana gücenme. O gencin kim olduğunu bilmiyorsun. Keşke sana vaktiyle her şeyi anlatsaydım. Onun babası vaktiyle Nalan teyzeni öldürdü. Hem de düğün gecesinde. Ya. Evet. Bundan 30 sene evveldi. Siz ikiniz de dünyaya bile gelmemiştiniz daha. Babanın hakaretlerini tekrar etmeye mi geldin? Hayır. Özür mü dileyeceksin? Buna da lüzum yok. Yarın sabah erkenden gidiyorum. Ve bir daha ismimi bile duymayacaksın. Müsterih ol. Böyle konuşma sevgi. Sana hakikati anlatmaya geldim. Babamı mazur görmen lazım. Yıllarca evvel uğradığı bir felaketin hala etkisi altında. Unutamıyorum. Unutamazdım. Neyi? Teyzemin ölümünü. Daha doğrusu öldürülmüş olmasını. Teyzemi çılgınca seviyormuş. Ve teyzem... düğün gecesi bir cinayete kurban gitmiş. Vuran da... Evet. Senin babanmış benim. Babam mı? Benim teyzeme benzediğim kadar sen de babana benziyormuşsun. Devam etme. Onun için seni görünce... Şimdi anladım. Çok yazık. Seni tamamen kaybettim. Hayır sevgilim, hiçbir şey senin olmama engel olamaz. Seni bekleyeceğim. Sözlüm, nişanlım... hatta nikahlım gibi bekleyeceğim seni. Ama baban... Hayır. Hiçbir engel tanımıyorum. Mazinin karanlığı beni ilgilendirmiyor. Seni, yalnız seni düşünüyor ve seni istiyorum. Ben de seni istiyorum sevgilim. Yarın erkenden gidiyorum. Daha yarın olmadı. Uzun saatler var önümüzde. Gecenin bütün saatlerini senin yanında geçireceğim. Andan. Bu gece uyumak yok. Sabaha kadar aşkımızdan, gelecek güzel günlerimizden bahsedeceğiz. Sahi mi söylüyorsun? Sabaha kadar kalacak mısın burada? Evet. Seni yolcu etmeden gitmeyeceğim burada. Bu evin kızı gibi, senin nişanlın gibi. Handan, canım, canım. Gidiyor musun sen şimdi? Hem de hiç vakit kaybetmeden. Ferit, nasıl ayrılacağız? Farz et ki ben bir saat için bir yere gidiyorum. Ve öğleden sonra seninle Çamlık'ta buluşacağız. Geleceksin değil mi? Geleceğim sevgilim. Ben de. Hadi.
Şimdilik iyi günler. Akşama Çamlık'ta buluşuruz. Ferit! Hayır, hayır, gitme ne olur. Ben de seninle trene kadar geleyim. Ne dedik ya? Ayrılmıyoruz. İki saat sonra buluşacağız. Ferit, çok zalim bir oyun bu. Evet, oyun. Ama güzel bir oyun bu. Hadi, çocuklar gibi saklambaç oynayalım seninle. Gözlerini kapayacaksın, ben saklanacağım. Bir bakacaksın ki yokum. Hadi, tatlı bir oyunla halledelim bu veda sahnesini. Hadi sevgilim. Kapa, kapa gözlerini. Dön. Ve unutma. Akşamüstü benimle buluşmaya geleceksin. Geleceğim sevgilim. Şimdi ona kadar say ve oldu mu diye seslen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oldu mu? Oldu mu? Bu sizin küçük hanım. Yakışıklı bir subay bıraktı. Teşekkür ederim. Bu da ondan. Görüyorsun ki sözümde durdum. Sana bu ilk mektubumu seninle ilk buluştuğumuz yerde ulaştırıyorum sevgilim. Sen bu satırları okurken ben uzak bir yolculuğun eşinde oluşayım. Dünyanın neresine gitsem oraya senin nazlı hayalini, tükenmez hasretini götüreceğim. Sana verilmek üzere bıraktığım ilk mektubumu ve çiçeğimi aldın mı sevgilim? Bu ayrılık ne kadar sürecek bilemem. Ama elimden geldiği kadar sık sık mektup göndererek seni yalnız bırakmam diye çalışacağım. Sana bu satırları yazarken çiçeğin her zamanki gibi masamın üstünü süslüyor Ferit. Sana hasret, seni bekliyorum. Bir gün elinde bir gülle penceremin altına gelmeni ve bana seslenmeni bekliyorum sevgilim. Kendimi daima senin yanında hissediyorum. Geceleri pencerene bakıyorum Ferit. Sanki birden geleceksin. Pencerende bir ışık yanıverecek diye bekliyorum. O zaman sana doğru çılgınca koşmak geliyor içimde. Gülümüz gene gelmiş. Her gün bir gül. Aferin delikanlıya. Ha, hadi şimdi mektubu bırak da aşağı sofraya in. Baban seni bekliyor kızım hadi. Geç mi kaldın? Aha ya. İyi akşamlar efendim. Sana da. Yemeğe geç kaldım. Mektup yazıyordum. Ya. Andan sana bir şey söyleyeceğim. Dün doktorla konuştum. Evlenme teklifinde ısrar ediyor. Ben de bir an evvel cevap vermek istiyorum kendisine. Cevap vermiştim. Olmaz demişsin. Bu sefer olur demeni istiyorum. Bunu yapamam. Evlenemem onunla. Sebep? Sebebini biliyorsunuz. Ya ben ısrar edersem? Lütfen ısrar etmeyin derim. Israr edeceğim. Evleneceksin. Zorla mı? İcap ederse zorla. Afiyet olsun.
Hücum! Ne o? Ne var senin yavrum? Hiç. Birden vazo devrildi, kırıldı. Ne oldu kırıldıysa? Kırılan vazo olsun be. Bilmem. Her şeyden kötü bir mana çıkarır oldum. Şu anda belki de... Evet, belki de. Ne olmuş yani? Ağzını hayra aç be evladım. Her şeyi kötüye yorma. İyi olur de. Allah iyi yapar. Bir gün elimde bir gülle beni gene pencerenin altında bulacaksın ve ondan sonra hiç ama hiç ayrılmayacağız. Kahvaltıya inmedin, al şunu iç bari. Ama olur mu kızım, mektuplar karın doyurmaz ki. Beni doyuruyordu. Ama gelmiyor artık. Meraktan öleceğim Ferhat dayı. Bak, bir rüya gördüm ben. Sen bu çayı içersen mektup gelecekmiş ya. Bu güzel anamın niçin yalnızdır bugün? Söyle Nazlım, söyle civanım, söyle ceylan gözüm. Nerede bakayım yavuklu? Gitti. Çok uzaklarda. Sevdalara uzak yer olur hiç, kaftana gitse koşarak gelir. Dur, sana bir baklavalı dökeyim. Bak, bu sensin, bu da odur. Senin yüreğin ateş çemberi içindedir. O ise... Ah, yazık. Ne oldu? Bir felaket mi gördünüz? Yok be kız. Ağzından yel alsın. Bu kuru baklalara mı inanırsın? Sen bana inan gülüm. Hiç üzülmeyesin. Silesin gözünün yaşını. Kara bahtın günlük güneşliktir. Yedi gün mü desem, yedi hafta mı desem... ...yavukluğuna kavuşursun. Üzmeyesin tatlı canını. Bir güzel göbecik atarım sana sonra. Durun, para vereyim size. Aşığın parası değil, duası alınır. Cancağızın sağ olsun gülüm. Belki ölümden beter çektiğim acı bana yeter. Ama yok böyle çok üzülmek, ağlamak. Olur mu? Göreceksin, her şey düzelecek, iyi olacaktır. Hani ya ne diyorlar, ne zaman kul sekişiyor, Allah yetişiyor dedi bu. Lale bizim ladesi olsun mu? Olsun. Ama nesine tutuşuyoruz kuzum? Bilmem. Buldum. Kalbini vermecesini. O halde ben şimdiden kaybettim sevgilim. Ben de. Aa! Handan! Bak müjde evladım. Kore'den ilk kafile bu akşam dönüyormuş. Ya. Yavrum, evladım benim.
Anne buradayım ben. Affedersiniz. Rica ederim. Birine benzettim de. Size yardım edebilir miyim? Kimi arıyorsunuz? Aslı Emel Ferit. Şey... Yoksa... Maalesef tanıyorum. Başınız sağ olsun. Müsaadenizle. Andan? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun dedim. Söyleyeyim de memnun olun. Onun ölüm haberini almaktan geliyorum. Evet, ölüm haberini. İçiniz rahat etti mi şimdi? Sizin yapamadığınızı bir düşman kurşunu yaptı. Sevinin. Artık onu hiç göremeyeceğim. Andan kızım. Susun rica ederim. Bana kızım diye hitap etmeyin. Sizden nefret etmek istiyorum şu anda. Sizi sevmek istemiyorum. Yanınızda olmak istemiyorum. Vaktiniz geldi. Durmayın. Mukaddes hatıranızın yanına koşun. Mazinizin gölgesine sığınıp ağlayın. Sevdiğinizin hayaliyle teselli bulun. Benden bunu bile esirgediniz. Bana ismini verip gitmesine engel oldunuz. Kaybettiğim erkeğime, kocama ağlayacaktım bugün. Bunu bile çok gördünüz bana. Sizin silinmez hatıralarınız var. Benim o da yok. Gidin aşkınıza. Gidin! Gidin! Hala neredeydi? Bu gece her zamankinden daha fazla muhtaçsın. Çok ıstırap çekiyorum. Beni anlıyorsun değil mi Nalan? Onların felaketlerine sebep ben değil. Fakat saadetleri için çırpınmak da bana düşmezdi Nalan. Niçin susuyorsun? Kızımızı senin katilinin olduğuna layık göremezdim ben. Sesini duyur Nalan. Beni anladığını, bana hak verdiğini söyle. Sevgili. Yoksa sen de mi beni haksız ve merhametsiz buluyorsun? Nalan! 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 Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana, hepsini vereceğim. Bin kalbim olsa sana, hepsini vereceğim. Bir gün kaparsak gözlerimizi, son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi. Son hıçkırık göklerde
kader bilgin çok. Görürse sevgilimizi Allah ayırmayacak. Ahirette ikimizi Allah ayırmayacak. Ahirette ikimizi bir gün kaparsak gözlerimizi sonuç kırık göklerde buluşturacak bizi. Sonuç kırık göklerde buluşturacak bizi. Affedersiniz. Buyurun. Ferit Bey döndü zannetmiştim de. Evet döndü, yukarıda. Ferit. Sevgilim. Oo, siz misiniz? Oturmaz mısınız? Oturmasam daha iyi olacak galiba. Neden? Bu şekilde karşılanacağımı ummuyordum da ondan. Ya nasıl karşılanmak istiyordunuz ki çıkanın? Ferit, neler söylüyorsun sen? Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Evinizden nasıl kovulduğumu unutmadım. Babama karşı beslenen büyük bir kinle beni tahkir ettiniz. Nefret edilen bir adamın oğluyum ben. Git babana söyle şimdi. Kendisi bana nasıl davrandıysa ben de öyle davranıyorum. Evet. Çık evimden katil diye yüzüm aykırıldı benim. Şimdi de o katilin oğlu size aynı şekilde hitap ediyor. Çıkın evimden! Hayır, inanamıyorum. İnan! Ölmüş babama küfrettiniz. Beni kapınızdan kovdunuz. Git sevgili babana haber ver. Ben de aynı zevki tatmak için seninle oynadım, alay ettim. Anladın mı? Alay ettim senden. Daha ne duruyorsun? Mehmet. Buyurun efendim. Ver onları bana. Baş üstüne.
sizden af dilemeliyim. Döndü. Ölmemiş. Bu sefer ölen ben oldum. Beni sevdiğini sandım, aldanmışım. Meğer alay etmiş, hislerimle oynamış. Bana hakaret etti, evinden kovdu. Ya. Onun gözünde önemsiz bir gönül macerasından başka bir şey değilmişim. Bu derece kalpsiz, riyakar olabileceğini düşünememiştim. Mahvetti beni. Hayatımı mahvetti. Her şey bitti. Hayır. Daha bitmedi. İşiniz var evimde? Hesap sormaya geldim. Kızımın hislerini için oynadım. Neden hakaret ettin ona? Düşman değil miyiz? Kan gütmüyor muyuz? Ödeşmek için. Daha ödeşmedik. Babam karımı öldürdü. Sen kızımın hayallerini söndürdün. Sen de baban gibi pis bir katilsin. Hiç farkınız yok. Cezanı elimle vereceğim senin. Sen mi? Sen bana ne yapabilirsin, zavallı ihtiyar? Ne mi yaparım? Bulurum seni! Gülünç olma! O tabancayı çekmek kolaydır ama tetiğe dokunmak için yürek ister. Sersem bırak! Senin yapacağın iş değil bu. Daha fazla küçülme! Vur! Vur ya da defol git! Beynini dağıtacağım alçak! Yeter! Oyun oynamayı bırak! Sakat olduğunu bilmiyorum. Sakat olmasam bu oyunu oynamazdım size. Size de, kızınıza da. Kızınıza niçin hakaret ettiğimi, onu niçin buradan uzaklaştırdığımı şimdi anladınız mı? Onun hisleriyle oynamadım. Onun hayallerini yıkmadım. Yıkılan... Hayatı mahvolan biri varsa o da benim. Yalnız ben... Ben... Babanızı pek iyi bulmadım. Tek endişesi sizsiniz. Elimden bir şey gelsin. Elinizden çok şey gelir. Sizin mesut olmanızı istiyorum. Evlenmeye karar verirseniz huzura kavuşacak. Böyle bir karara varmanız beni de mesut edecek biliyorsunuz. Sizden bir cevap bekliyorum. Evet derseniz iki insanı birden mesut edeceksiniz. İnanın size karşı büyük saygım ve sevgim var. Teşekkür ederim. Bunu evet anlamına alabilir miyim? Babanıza müjde verebilir mi? Evet.
Sana kırıldım Kenan. Kendi hislerine kapılıp Handan'ı aşkından mahrum ediyorsun. Bana söz vermiştin, onu mesut edecektin. Sözünde durmadın. Senin katilinin oğlunu seviyor. Hayır Kenan, gönlünün dilediği insanı seviyor. Bizi felakete sürükleyen kadar onları da sonsuz bir ayrılığa götürmemeli. Buna meydan verme. Maziyi unut, onlara elini uzat, onları birbirine kavuştur. Handan mesut olsun, aşkımızı onlar devam ettirsinler. Bu benim en büyük ve son arzum Kenan. Beni kırabilir misin? Seni kıramam Nala. Kavuştur onları Kenan birbirlerine. O zaman beni de ebediyen mesut edeceksin. Ben de seninle beraber mesut olacaktım. Evet sevgilim. O zaman biz de sonsuz saadeti bulacağız seninle. Biz de. Beni dinle delikanlı. Olanları unutalım. Yıllarca ıstırapların en büyüğünü ben çektim. Kin ve nefretle irkildim. Ve sonunda aşka saygı duymasını öğrendim. Durma koş. Sevdiğim kızın başkasıyla evlenmesine engel ol. O beni sevmiyor ki. Sevseydi sakat olduğumu öğrendikten sonra neden kendisine hakaret ettiğimi anlar, başkasıyla evlenmezdi. Sakat olduğunu bilmiyor ki. Söylemedim. Ya. Bilmiyor demek. Vaktimiz çok az. Durma. Handan evlenmek üzere diyorum sana. Hadi koş! Bu halimle mi? Kendimi iki adım öteye götüremezken bu zavallıya onu ortak mı edeyim istiyorsunuz? Bunların yerine Handan mı girsin koluma? Beni o mu sürüklesin hayatı boyunca? Hayır. Olamaz böyle şey. Olamaz! Seven bir kadın her şeye katlanır. Ama ben katlanamam. Koltuk değneklerim yetiyor bana. Gönül sadakasına ihtiyacım yok. Tekrar özür dilerim. Güle güle. Ne oldu? Koş! Handan'ı çağır bana! Ama seni bu halde... Hadi çabuk! Peki, peki! Handan! 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 Handan, babam bahçede ölüyor! Babam ne? Evet! Baba! Baba! Handan! Ne oldu babacığım? Hiç mühim değil! Koş! Hemen ona git! Baba! Hata ettim. İkiniz de beni affedin. Onun senden sakladığı büyük bir hakikat vardı. Sakattı. Sakat mı? Evet. Git onu bul. Ve artık birbirinizden hiç ayrılmayın. Bizim yarım kalan aşkımız sizde devam etsin. Hadi durma! Koş yetiş gidiyor! Fakat sizi bu halde nasıl bırakırım babacığım? Git! Yoksa hakkımı helal etmem sana. Hadi durma! Koş! Gidiyor! Koş! Koş! Nalan, çok ıstırap çekiyor. Bu azap ne zaman dinecek? Allah bizi ebedi huzur dünyasında buluşturmayacak. İstırapların dinecek sevgilim. Onların acıları dindiği zaman Tanrı bizi de göklerde buluşturacak.
kafamdan. Nala, artık sana kavuşmak istiyorum. Kavuşuyoruz sevgilim. Zaten biz hiç ayrılmamıştık ki. Nala. Bir gün kaparsa gözlerimizi, son hıçkırık göklerde.